Türkiye'de mülteciler gitsin mi kalsın mı diye soruyoruz. Gitsin. Neden gitsin diyorsunuz? Vallahi artık yani artistlik yapmaya başladılar. Rahatsız olmaya başladık bundan ötürü. Abi mülteciler gitsin be. Neden abi gitsin? Şimdi kendi insanımız iş bulamıyor. Burada kendileri çalışıyor. Sigortası da çalışıyor. Adam 3 kuruş 5 kuruş aşağıda çalışıyor. Evet. Ama kendi insanımıza sigorta yapmaktan kaçınıyor. Ama bunlara ekmek elden su gölden, aybaşı oldu mu valinin önünde, yılbaşı oldu mu belediyenin önünde. Evet. Ama kendi vatandaşına gelince yok. Bugün sınırlarımız açık olduğu sürece hepsi gelir. Çinlisi de burada, hepsi de burada. Al git yukarıda tezgah açmış. Belediye zabıtası ona ses çıkarmıyor ama kendi vatandaşına gelince kaldır diyor. Suriyeliler gitsin. Neden böyle düşünüyorsunuz? Abi yeter artık be abicim bunlara. Toplandı geldiler. Azıcık gitsinler, savaş bitti. Geri dönsünler. Mülteciler adam olaydılar, yerinde memleketini korurdular. Hiç o yandan bu yana gelmezler. Ödelek bir milletle. Onun içi herkes yerinde olması lazım. Gitmeleri lazım. Daha Türkiye'nin kucak atacak yeri çok. Bize kim açacak? Afganlar başımızın tacıdır. Afgan diye bir şey değil. Yardıma kucağımızı açan bir milletiz. Evet. Biz hala o Allah'ın başta gelen şeydi ama her şeyin bugün bir sınırı vardır. Afgan'ı olur. Şu anda bak. Rusya'dan var, Ukrayna'nınkiler var. Herkes yerine yakışır. Mülteciler konusunu soruyoruz. Gitmeleri lazım. Gitmeleri lazım. Mültecileri soruyoruz. Gitsinler mi, kalsınlar mı? Kalsınlar. Neden kalsınlar diyorsunuz? Çünkü savaştan kaçmak için buraya geldiler. Savaş yok şu anda ama. Bence kalsınlar. Neden kalsınlar ama? Bence mesela gitsinler. Bence kalsınlar. Yok, nedeni ne? Çünkü nedeni ne? Bizim burada mesela savaş olsaydı biz nereye gidecektik? Tamam, savaş bitti. Savaş bittikten sonra. Bitti. Kalsınlar. Herkes tamam. Kendi ülkesine diyorsunuz? Gitsinler bence. Neden gitsinler diyorsunuz? Yani savaş bitti. Herkes memleketinde yaşasın. Evet, doğru söylüyorsun. Bence bitti. Kalsınlar. Bence gitsinler. Ben verir mi? Vermez. Ben vermem. Bence kalsınlar. Başka bir şey. Kalsınlar diyor ya. Kalsınlar. Teşekkürler. Tamam. Bence de kalsınlar ya. Neden kalsınlar diyorsun? Burada bence biz nereye gidecektik? Yani. O da var abi. O da var. O da var. Bir an önce defolup gitsinler. Hani yok işte din kardeşi, yok İşte onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Abi ben bunu bilir bunu söylerim. Türk'ten başka dostu yoktur. Doğu Türkistan, Çin'den o kadar şey gördü. Zulüm gördü. Neden Türkiye'yi almadılar? Sonra neden almadılar? Almazlar abi. Neden Suriyelilerde para var? Doğu Türkistan'da para yok. İkincisi, benim asıl kardeşim Türkmenistan. Evet. Benim asıl kardeşim Tacikistan. Benim asıl kardeşim Kazakistan. Benim bunlardan başka hiçbir kardeşim yok. Alparslan Türkeş ne zaman öldü? O zaman MHP bitti. Evet. İşte o zaman bitti. Mustafa Kemal Atatürk ne zaman öldü? CHP bitti. Evet. İşte o zaman CHP bitti. İşte o zaman MHP bitti. İşte o zaman Türkçülük bitti. Allah. Benim anlatacağım konu bu abi. Mülteciler geçsin. Çünkü niye? Türkiye'de dar gelirli insan çok. Yani bizim halkımızı vatandaş doymuyor ki. Vallahi gitsin abi, ülkemizin kalitesi bozulmuş, iş yok, güç yok, yani rezil olmuşuz abi. Yani mülteci bize bir faydası var mı? Yok, yok mudur? Aç kaldın, sana geliyor soruyor mu aç kaldın diye? Sormuyor. Senin bunu Cumhurbaşkanı da sormuyor. O yüzden bize bir faydası yok abi yani. Gitsin. Gitsin. Gitsinler. Neden? Konu haline. Siz ne çünkü diyorsunuz? Rahat gitsinler. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Ne de her taraftalar. Bizim çocuklarımızın artık sosyal hakkı kalmadı. Okullarda. Öncelik hep onlarda. Yani okulda olsun, her yerde. Onlar. Gitsinler. Ne olacak? Ya biz artık ikinci sınıf muamelesi görüyoruz. Bütün toplumda. Öncelik yabancı. Onların her yerde, hastanelerde, her yani tarafta. Dışarıda, her yerde. Biz öncelik dışarıdan onların geleni dışlamıyoruz ama bizi dışlamaları. Öyle mi oldu diyorsunuz? Evet, şu anda öyle. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Yani dışarıdan geldiler, sahiplendiler bizim ülkemizi. Yani kendi ülkelerini sahiplenselerdi belki böyle olmazdı. O zaman biz niye sahiplenmiyoruz? Biz ülkemize sahiplenemediğimiz için zaten böyleyiz. Evet. Çarşamba mesela bizden çıktı. Çarşambaya giremiyoruz. Yani önceden sokağa çocuğumuzu rahatlıkla salabiliyorduk ama şu an salamıyoruz. Mülteciler kalsın mı gitsin mi diye soruyoruz. Gitsin. Neden öyle düşünüyorsun abi? Düzü belki biz rahatlayacak. İş yok, bir güç yok, bir şey kalmadı. Evet. Kriz oldu, sen görmüyorsun abi. Kriz var mı abi? Var. Bak. Buna en fazla 2 milyon olması lazım ha. Evet. Ha. Bu ne abi, fide mi aldı? Bir fiden aldı, baktım o da olmuyor. Ben de belki pazara çıkma para yok, o da bir kilo toprak aldım altına. Evet. O da oluyor olmaz bilmiyorum. İnşallah olur abi domates. Ha, vallahi inşallah olur ya. Mülteci yani dışarıdan gelen Suriyeli, Afganlı. Kalsınlar. Neden kalsınlar? Herkes insandır. Doğru söylüyorsun, herkes insandır. Almanya'da ne yapıyorsun?
Almanya'da? Evet. Hiç okul, iş öyle. Okul, iş. Nasıl Almanya'da durumlar nasıl? İyiler Allah'a şükür. Ne iş yapıyorsun mesela Almanya'da? Ben doktor yanında çalışıyorum. Doktor yanında evet. Tıbbi sekreter. Evet. Oo çok güzel. Siz Almanya'dan geldiniz tatile öyle mi? Evet. Nasıl Türkiye nasıl? Türkiye iyi ya, sevdik burayı. Sevdiniz. Evet. Almanya da güzel. Biz de gelsek Almanya. Gelin. Keşke. Gelebilir miyiz acaba? Gelin. Almanya pahalıymış. Yağ alamıyorlarmış. Vallahi yağ. Süt alamıyorlarmış. Ya, yağ kalmadı, un kalmadı. Un kalmadı. Un kalmadı vallahi vay, hiçbir şey. Vay 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 vay. Ne yaptınız? Türkiye'den un yağ almaya mı geldiniz? Evet. Un yağ almaya geldik. Evet. Ne yapacaksınız şimdi? Ama burada da çok pahalı. Öyle mi diyorsun? Vallahi burada çok pahalı ya. İnsanlar alamıyor. Ich bin hier mit meinen Kamerateam Leute. Folgt denen auf Instagram. Ich zeig euch den Namen. Folgt denen. Beni de Instagram'da takip edin. Toler Medya. Rabia.azll.